Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere çok büyük bir alışveriş videosu çekiyorum. Hemen söylemek istiyorum baştan. Bu alışverişler yaklaşık 6-7 ay civarında biriktiler. O yüzden birazcık uzun olacak. Yani kısa dönemde yapılmış bir alışveriş değil hiçbiri. Zaten bu kadar ürünü kısa bir süre içerisinde nasıl alabiliriz? Uzun bir vadede dediğim gibi yapılmış bir alışveriş. Hemen başlamak istiyorum. Oldukça çünkü fazla ürün var. Alışveriş videolarını sevenler için güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada videoya başlamadan önce yeni arka planımı ve ışığımı nasıl buldunuz? Bunun hakkında yorum yazarsanız çok sevinirim. Bundan sonra makyaj videolarını da dahil burada çekmeyi düşünüyorum. Şayet beğenirsiniz tabii ki. Işığı da güzel bulursanız. Önemli olan yani arka planın güzel görünmesi değil de hani yüzüm nasıl görünüyor, yani net görünüyor mu? Makyaj yaparken renkleri tabii ki daha yakın olmak şartıyla net anlayabilir misiniz? Bunu yazarsanız çok sevinirim. İlk defa çünkü yapay bir ışıkla çekiyorum. Gerçi şu anda dışarısı görmüş olduğunuz gibi hala güneşli. Yani çok güneş yok ama yani açık, hava daha kararmadı ama ben yine de yapay ışık kullanmak istedim çünkü çok burası güneş alan, yani gün ışığını alan bir yer olmadığı için o yüzden yapay ışık kullanıyorum. Onun hakkında da çok kısa yorum yazarsanız çok sevinirim. Bu arada şu bir ikinci konu, hemen onu da araya sıkıştırmak istiyorum. Haftaya bir çekiliş yapmayı planlıyorum ve bu çekiliş 3 kazananlı, hayır 6 değil. 3 kazananlı olacak. 3 kazananlı yapmayı planlıyorum. O yüzden takipte kalın. Güzel bir çekiliş olacağını düşünüyorum. Hem kanalımın ikinci yılını kutlamış olacağız hem de yılbaşı gibi bir ufak bir hediye vermek istiyorum sizlere. Çok konuştum. Hemen videoya geçiyorum. İlk öncelikle böyle hepsini ayırdım. Marka marka ayırdım. Oradan göstereceğim. İlk öncelikle Charlotte Tilbury ile başlayacağız. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Yanlış telaffuz edebilirim bu arada. Bu gayet normal. O yüzden affınıza sığınıyorum. Şöyle Charlotte Tilbury'den yapmış olduğum bir alışverişi göstereceğim sizlere. Kutusunu da atmadım şöyle göstermek için. Şöyle bir kutunun içerisinde geldi. Şöyle ürünler şu mor paketin içindeydi. 2 tane ürün almıştım. Baya baya oluyor bunları alalı. Hemen göstermek istiyorum. İlk öncelikle mat yeni çıkardı biliyorsunuz. Mat rujlarını. Daha önce normal parlak olan rujlarından vardı. Şöyle dış kabı çok güzel. Rose gold ve metal. Şu şekilde. Ve rengi şöyle. Oldukça koyu bir rengi. Bordo. Koyu bir bordo. Görmüş olduğunuz gibi. Kokusu çok güzel. Bunun rengini MAC'in Divas'ına benzettim. Bu arada bazılarının fiyatlarını unuttum. Aradan çok zaman geçtiği için. Bazılarının fiyatları aklımda. Fiyatlarının aklımda olduklarını söyleyeceğim. Bu arada bunun rengi neydi? Glastonbury bunun ismi. Bunun fiyatı 23 pound'tu. Daha sonra şöyle dörtlü bir Şöyle dörtlü bir paletini aldım. Bu paletin ismi The Vintage Vamp. Hemen renklerini göstermek istiyorum. Rujla ikisinin uyumlu olacağını düşündüğüm için almıştım. Paketlemesi şöyle. Çok güzel bir paketlemesi var. Bence çok nazik, hoş. Renkler şu şekilde, şurada koyu bir mürdüm, şurada altın, şurada çok açık pembeye kaçan bir rengi var. Şu da açık bir mürdüm rengi. Biraz da kahveye kaçıyor. Ben çok beğendim, gerçekten çok güzel. Tüm renkler çok güzel. Şöyle daha net görünecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Bu paletin fiyatı 38 pound olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ya 38 ya 36, ikisinden bir tanesi. İngiltere'de bilenleriniz mutlaka vardır. Tikimex adında büyük bir mağaza var ve içerisinde
hep ünlü markaların geçmiş sezon ürünleri oluyor. Çok uygun fiyatları oluyor. Bazen geçmemiş sezonların da, yani yeni sezonların da ürünleri oluyor. Yine uygun fiyatlı oluyor. Amerika'da da bu TJ Maxx. Bilenleriniz mutlaka vardır. Oradan denk geldi Elf'in şu fırınlanmış farlarından denk gelmiştim. Ondan almıştım. Bunun fiyatı 7.99. Normalde internet sitesinden baktığım zaman 10 poundluk bir fiyatı var. Hala zaten internet sitesinde mevcut bu paletler. Şöyle bir palet. İçerisini açtığım zaman şurada bir aynası. Ve renkler şu şekilde. Bunlar biliyorsunuz ki fırınlanmış farları ıslak veya kuru olarak kullanabiliyorsunuz. Açıkçası kuru halinin pigmentasyonunu çok beğenmedim. Çok çok az renk veriyorlar. Yani bayağı elimi sürtüyorum. Bakın şöyle bir görüntü var. Çok başarılı bulmadım. Yani daha önce zaten Elf'in herhangi bir fırını kullanma fırsatım olmamıştı. O yüzden nasıl olacağını bilmiyorum ama kuru halini çok beğenmedim. Onu söylemek istiyorum. Hemen geçiyorum. Ireland'dan şöyle 3 tane kaş ürünü aldım. Bunun bir tanesi kaş paleti. Benimkisi Blonde No 30 numaralı paleti. Yani en açık rengi. Kaş paleti gördüğümü dayanamıyorum. Yani bilmiyorum, bu benim sanırım zaaflarımdan bir tanesi. Şöyle açıyorum, şurada bir aynası var. Şurada bir aplikatör var. Burası kesik uçlu bir fırça. Burası da normal aplikatör şeklinde. Şöyle şurada en açık kaş altınızı aydınlatmak için kullandığınız far rengi var. Ortada normal pudra şeklinde ve burada da krem şeklinde olan ürünü mevcut. Şöyle bir paketlemesi var. Bunun fiyatını tam hatırlamıyorum. Ya 6 küsur olması lazım ya 5, hatırlamıyorum. Daha sonra yine şöyle bir kaş vaksı aldım. Yani sabitleyicisi. Şeffaf, hiç rengi yok bunun. Kaşlarınızı böyle düşük görünmemesi için, sabitlemek için kullanıyorsunuz. Rengi diyorum. Kokusu çok güzel. Çünkü içerisinde ne vardı bunun? Rosemary oil, yani biberiye yağı varmış. O yüzden çok güzel bir kokusu var ve aynı zamanda kaşlarınızı beslediğini vaat ediyor. Daha sonra yine 30 numaralı, bu sefer de kaş kalemini aldım. Bu kalem asansörlü olarak, bunu kullandım. Çok beğendim. Rengi en açık olmasına rağmen bence yine de koyu. Çok sert bu arada. Yani kaş zaten görünmeyecek ama kaş kaleminden bence beklenen bir şey bu. Çoğu kaş kalemi çok sert oluyor. Şöyle. Ama beğendim. Bunların fiyatlarını tam hatırlamıyorum ama 3 ya da 4 gibi bir fiyatı olması lazım. Bu arada indirimli halleri. Daha sonra Burberry'den bir rimel aldım. Bu da neydi? Effortless Mascara. Yani efor gerektirmeyen bir maskara olduğunu vaat ediyor. Şöyle paketlemesi. Benimkinin rengi Midnight Black No. 1. Şöyle. Merak ediyorum. Volüm verdiğini bu arada söylüyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Hiç kullanmadım. Elimde açık bir sürü maskara olduğu için şu anda açmak istemiyorum. Ama kullandıkça mutlaka sizlerle de paylaşacağım nasıl olduğunu. Umarım dediği gibi efor sarf ettirmeden güzel volümler elde edebilirim. Bu arada bunun fiyatı, bunu da Tiki Max'ten aldım bu arada. 14.99, 15'ti. Daha sonra kendilerini hiç sevmesem de Kim Kardashian kardeşlerin, şöyle biliyorsunuz ki makyaj paletleri mevcut. Kendilerini sevmiyorum ama bu paletin renklerine bayıldım. Gerçekten çok hoşuma gitti ve almak istedim. Bütün renkler kullanılabilir renkler. Şu aşağıda görmüş olduğunuz renkler tamamen mat. Üste görmüş olduğunuz renkler tamamen ışıltılı.
Ve aşağısından şöyle bir yeri daha çıkıyor. Şurada, şurada allığı, ortada aydınlatıcısı, burada da bronzer mevcut. Bence çok güzel bir palet ve şöyle avuç içi kadar görmüş olduğunuz gibi seyahatlerde oldukça güzel olacağını düşünüyorum. Rahat bir kullanım olacağını düşünüyorum. Özellikle renklerin kullanılabilir olması çok sevdim. Bu arada birkaç tanesini sizlere pigmentasyonunu göstereyim. Çok başarılı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tek seferde verdiği renk budur. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Ama kendilerini sevmiyorum. Orası ayrı. Bu arada bunun fiyatı 3.99'du. Bunu da aynı şekilde Tikimex'ten aldım. Ve Tikimex'te hala var. Bu arada İngiltere'de yaşayanlar varsa gidip bakabilirsiniz. Başka renkleri de vardı palet olarak. Ama ben en çok bu paletini sevdim. Bunun numarası da 106 numaralı palet. Yine Tikimex'ten. Tikimex'ten ne kadar çok almışım değil mi? Seviyorum. Güzel bir mağaza. Rituals adında. Ritual. Artık sizler nasıl diyorsanız. Ben çok aksanlı konuşmuyorum. Şöyle ikili bir far paleti aldım. Bunun da renkleri şu şekilde. Çok güzel. Şurası bir altın rengi. Şurada da kahverengi. De güzel bir ikili far paletiydi. Bunun da fiyatı 4.99'muş. Daha sonra Ted Baker'dan şöyle bir body spray aldım. Çok güzel kokuyor. Şöyle sıkayım biraz. Çok ferah bir kokusu var. Çok fazla kalıcı değil ama o anda verdiği kokuyu seviyorum. Yine de normal body spraylere göre birazcık daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Bunun fiyatı 2.99 olması lazım. Boots'tan almıştım. Sleek'ten Arabian Nights paletini aldım. Bu da sınırı sayıda olan paletlerindendi. Renkleri çok güzel. Şöyle harika renkleri var gerçekten. Bununla bir makyaj videosu çekeceğim. Kesinlikle çekeceğim. Bayılıyorum renklerine ve pigmentasyonları da çok güzel. Silik paletlerinin fiyatı da ayrıca çok çok uygun. 7.99 gibi bir fiyatı var. Bence çok çok güzel bir marka. Keşke ülkemize de gelse. Umarım gelir. Daha sonra Physicians Formula'ya geçiyorum. Bu ürünlerin hepsini yine Tikimex'ten aldım ve hepsinin fiyatına bakıyorum. Hepsinin fiyatı da 3.99. Öncelikle şöyle üçlü far paletlerinden aldım. Bunlar şu çıkarsa fırınlanmış olan farlarından şöyle kahverengi olanı şöyle. Çok hoşuma gitti. Ben bu renkleri seviyorum. Bunları da fırınlanmış olduğu için aynı şekilde ıslak ve kuru kullanabiliyorsunuz. Şöyle şu en koyu rengi göstereyim. Bunun fırınlanmış olduğu için Elf'le karşılaştıracağım şu anda. Bunun pigmentasyonunu da daha çok beğendim Elf'ten. Biraz daha fazla veriyor kuru halinde. Islak halinde eminim ikisi de fazla verecektir zaten. Bunu da aynı zamanda şu açık rengini highlighter olarak da kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim dediğim. Daha sonra kahverengi gözlüler için şöyle üçlü eyelinerlarından, jel eyelinerlarından aldım. İçinde mor, kahverengi ve siyah renkleri var. Şöyle. Ve bir de yanında fırçası var kullanmak için. Bunun da fiyatı dediğim gibi 3.99'du. Daha sonra şöyle bir allık ve aydınlatıcı paletinden aldım. Şöyle rengi şeftali tonlarında. İsterseniz hepsini birlikte karıştırabiliyorsunuz. İsterseniz tek tek kullanabiliyorsunuz. Beğendim. Güzeldi. Bu da 3.99'du fiyatı. Daha sonra MUA'nın internet sitesinden bir alışverişim oldu. MUA Makeup Academy olarak geçiyor ve İngiltere menşeili bir marka kendisi. MUA'nın yeni çıkarmış olduğu fırçaları mevcuttu ama bir türlü buradaki drugstore'lara gelmedi. Zaten bizim buradaki biraz daha küçük olduğu için genelde daha büyük drugstore'lara getiriyorlar bu tarz ürünleri. Bizim buradakine gelmeyince ben de internetten sipariş etmek istedim. Öncelikle şöyle
F11 numaralı highlighter fırçasını sipariş ettim. Denemek amaçlı aslında biraz da ikisinden sipariş ettim. Çünkü fırçaları daha önce hiç denememiştim Moa'nın ve kalitesini nasıl olacağını bilmiyordum. Şöyle güzel bir highlighter fırçası. Çok yumuşaklar. Gerçekten çok yumuşaklar. Çok beğendim. Ve diğer fırçalarını da sipariş etmeyi düşünüyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi siyah, simsiyah ve gerçekten kullanılabilir bir fırça olacağını düşünüyorum. Highlighter sürebilirsiniz, ne bileyim dilerseniz kontürünüzü bile uygulayabilirsiniz. Hatta şöyle geçiş rengi olarak karıştırabilirsiniz parlarınızı. Çok beğendim. Daha sonra şöyle asıl almak istediğim ürün buydu. F9 numaralı Flat Top Buffer Brush. Bu aslında bu fırçayı şöyle üzerinde yazdığı gibi okuyayım. Likit veya krem veya pudra fondötenleri kullanmak için diyor. Ama benim alma amacım çok başkaydı. Ben bunu kontür yapmak için aldım. Şöyle flat görmüş olduğunuz gibi şöyle bir fırça. MAC'te 163 numaralı fırça olması lazım. Sınırlı üretim bir fırça vardı. Onu alamamıştım. Bunu ona çok benzettim. Bu yüzden bunu almayı istedim. Çok yumuşak. Gerçekten çok güzelmiş. Yani kıl şeyleri çok güzel. Hiç sert değil. Umarım kıl dökmez. Öyle bir problemin olmaz. Öyle de olmazsa tadından yenmez. Gerçekten çok sevdim yani bu fırçayı da. Bu arada bu fırça 5 pound'tu. Bu fırça 1.95 olması lazım. Ve bir de şöyle bir yeni çıkardığı yine concealer paletinden almak istedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yalnız bu geldiğinde şuradaki kapağı kırıktı. Yani içine düşmüştü. O yüzden şöyle kenarlarında birazcık hasarlar oluşmuş ürünlerin. Ama olsun sorun değil. Nasıl olacağını bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha hiç kullanmadım. Bu da bu arada 5 pound olması lazım. Bu arada Moa dünyaya gönderim yapan bir marka. Türkiye'ye de gönderim yapıyor ve eğer denk getirirseniz free shippingleri oluyor. Yani ücretsiz olarak sadece aldığınız ürünün fiyatlarını ödüyorsunuz. Ekstra bir şey ödemiyorsunuz. Moa'nın internet sitesini aşağıya ekleyeceğim linkini. Mutlaka ara sıra gidip kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten ürünleri de çok güzel. Farlarını da kullanıyorum, allıklarını da kullanıyorum, rujlarını da kullanıyorum. Çok beğendiğim bir marka ve gerçekten çok da uygun fiyatlı. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Ara sıra girip bakmanızda fayda var. Daha sonra Avène'in şöyle bir termal suyunu aldım. Bundan iki tane aldım. Bir tanesi makyaj masamın üzerinde duruyor. Açık bir şekilde. Bu henüz açmadım. Böyle. İkisinin sanırım kampanya vardı. İki tane alınca 10 pound ya da 8 pound gibi bir fiyatı vardı. Bu yüzden bunu aldım. Her şeyi kullanabiliyorsunuz. Saçınıza, makyajınıza, aklınıza gelebilecek her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden de ayrıca çok hoşuma gitti. Daha sonra Essie'den şöyle 3 tane oje almıştım. Bir tanesi sevgili Görkem Karma'nın çok severek kullandığı ve benim de ondan görüp almak istediğim Essie Fiji'ydi. Gerçekten bu çok güzel bir renk. Ben kışında kullanıyorum. Yani hala sürüyorum. Sadece yazın değil. Hala sürüyorum aldığımdan beri. Ve bayağı şuralara indi. Şöyle şuralarda. Çünkü çok çok severek kullanıyorum. Diğeri Soulmate. Şöyle çok güzel bir bordo. Koyu bir bordo. Diğeri sonbahar koleksiyonunda çıkan Race to Kill isimli. Şöyle benim de şu anda tırnaklarımda olan kırmızı ojesi. Bu da gerçekten çok güzel bir renk. Essie ojelerini çok beğeniyorum. Üçünde 3 al 2 öde kampanyası vardı. Üçüne 15 pound ödemiştim. Yanlış hatırlamıyorum umarım. Daha sonra Berryem'den şöyle çok tatlı bir gül kurusu rengi aldım. Bence tam bir sonbahar kış rengi. Bunun ismi 357 Ballerina. Şöyle. Bunun fiyatı 2.99 ya da 3.99 olması lazım.
Daha sonra Goş'tan bir alışverişim oldu. Goş'tan her zaman kullandığım pudram, Premon Set isimli pudram bitmişti. Ben de yenisini aldım. Çok severek kullanıyorum. Gerçekten bilmiyorum, çok güzel. Şu anda bilmiyorum yüzümde herhangi bir parlama var mı ama ben bir kere sürüyorum gün içinde ve o beni yani makyajımı çıkartana kadar götürüyor. Çok çok seviyorum. Daha sonra bunun fiyatı Goş'un bunun fiyatı kaçtı? 10 mu? Ya 10 ya 11 pound olması lazım. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Daha sonra Goş'tan şöyle iki tane neydi bunlar? Ay isimlerini unuttum. Vallahi isimlerini unuttum. Şöyle toz şeklinde oluyor. Glitter miydi bunlar? Vallahi inan hatırlamıyorum isimlerini. Unuttum çünkü. İşte bunlardan aldım iki tane. Bunların fiyatı çok çok uyguna düşmüştü. Böyle bir sepet yapmışlar, oraya koymuşlar. Oradan aldım. 50 peniydi tanesi. Bir tanesinin içinde siyah böyle yeşil altın ışıltılar var şunun. Açmayayım şu anda çünkü inanılmaz derecede coşuyorlar. Böyle pırıl pırıl oluyor her yer, uçuşuyorlar. Bunun adı 06 Granny. Düşürdüm. Burada camlar. Bu da aslında hiç sürmeyeceğim bir renk. Yani bilmiyorum nerede denk gelirim bilmiyorum ama böyle açık mavi. Çok açık mavi. Mutlaka bir gün kullanırım ama. Bunun ismi de 13 Blue Diamond. Şöyle. Daha sonra Goş'tan çok meşhur olan 134 numaralı Darling isimli rujunu aldım. Şöyle tam bir çıplak dudak rengi. Bu arada ben sürekli buraya bakıyorum çünkü ürünleri kontrol ediyorum nasıl görünüyor diye. Sakın yanlış anlamayın yani asla kendime bakmıyorum. Şöyle ürünlere bakıyorum ki siz daha net görebilin diye. Tam bir dediğim gibi şöyle çıplak dudak rengi. Çok beğendim. Şöyle şuraya süreyim. Bence içinde hafif şeftalilik de barındırıyor. Şurada. Bence gerçekten güzel bir renk. Bunun fiyatı 4.99 ya da 5.99 gibi bir fiyatı vardı. Daha sonra yine Goş'tan şöyle bir palet aldım. Bunlar Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum ama şöyle bir palet. Bunun bir mor tonusu var. Böyle mor tonlarına yakın. Bir de böyle daha kahve tonlarına yakın renkli olan paleti vardı. Ben bunu tercih etmiştim o zaman aldığımda. Daha böyle hiç elimde bu tarz renkli paletim yok diye. Bunun fiyatı 10 pound'tu. Şöyle size pigmentasyonlarını göstereyim. Şöyle şuradan. Nereye yapayım? Şuraya. Ben beğendim ama çok fazla primersız kullanıldığı zaman çok fazla rengini vermiyorlar açıkçası. Şöyle. Sarı. Bilmiyorum yani. Güzeller. Aslında. Ama primersız kullanıldığı zaman tam istediğim rengi elde edemiyorum. Bu yüzden de çok iyi diyemeyeceğim yani. Daha sonra Maybelline'den Color Drama isimli yeni Intense Velvet Lip Pencil'larından çıktı. Eminim yani umarım yakın zamanda Türkiye'ye de gelirler. Bu arada benimkisi 210 Keep It Classy isimli şöyle bir rengi. Çok yumuşaklar. Ay elimde yer kalmadı. Yumuşacıklar. Çok güzel. Rengine bakar mısınız? Gerçekten yumuşacıklar. Çok kalıcılar. Gerçekten çok kalıcılar. Maybelline'den hiç böyle bir performans beklemiyordum. Ve yani renklerini çok güzel veriyorlar gerçekten. Yaklaşık 6-7 tane daha rengi var bunun haricinde ama ben en çok bunu beğenmiştim. Bunun fiyatı da 5 ya da 6 civarında olması lazım. Daha sonra Baby Lips'lerin siyah pakette olanları yani elektro olanlarından şöyle aldım. Bir tane de almıştım ama onu bulamıyorum nereye koyduğumu. Şu morlu olanın renginin adı Berry Bomb. Şöyle. Bunları aslında şunun rengi
böyle. Bu da güzel pembe tonunda bir renk. Strike a Rose. Şurada turuncu. Oh, orange. Şöyle. Aslında bunları daha çok hediye etmek amaçlı aldım ben. Sizlere ya da sevdiklerime hediye etmek amaçlı. Çünkü elimde baby lipslerin başka daha önce aldığım serisinden de var ve henüz onları da kullanmadım. Bunları aldım görmüş olduğunuz gibi paketlerinde. Hediye etmeyi planlıyorum. Belki Türkiye'ye geldiğimde bir buluşma yaparsam orada da vermek amaçlı da olabilir. Daha sonra Essence'ten şöyle, Essence'in çok meşhur rimel maskara bazından aldım. Şöyle iki defa kullandım. Ben çok fazla baz, yani rimellerde baz insanı olmadığımı anladım. Yani çünkü benim istediğim tek tek ayırıp uzatması değil. Ben dolgunluk vermesini seviyorum. Bu yüzden bu da benim çok isteğimi yerine getirmedi açıkçası. O yüzden çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama kullanacağım. Yani kesinlikle kullanacağım. Ben çünkü benim bundan önceki videomu izlediyseniz, makyaj videomu, yani son zamanlarda yaptığım günlük makyaj videomu izlediyseniz çoğu ürünün dibini gördüğümü fark edeceksiniz. Çünkü ben ürünlerimi kullanıyorum. Bir kenara atmayı sevmiyorum. Bu yüzden bunu da kullanıp bitireceğim. Daha sonra yine Essence'den The Lash Curler isimli şöyle bir rimelini aldım. Bu şöyle dönüyor etrafı. Şöyle ama hiçbir özelliği yok. Şöyle normal bir fırçası var. Kıl fırçası var. Plastik değil. Çok fazla açıkçası beğenmedim. Bunu kullandım ama çok fazla beğenmedim. Volüm ve kıvrıklık verdiğini vaat ediyormuş. Bilmiyorum, ben görmedim. Üstelik ikisini bir arada kullanmıştım. Ama olmadı. Zaten bu baz volüm vermek için değil, uzatması için kirpikleri. Ama ben öyle denemek amaçlı almıştım. Fiyatlarını hatırlamıyorum ama burada 2 gibi bir fiyatı vardı ikisinin de. 2, 2, 3 olması lazım. Bir de şöyle lip liner aldım. Bu şeffaf. Görünmüyor yani. Şöyle elimde yapsam bile görünmeyecek. Dudaklarınızın kenarlarında özellikle koyu ruj sürdüğünüz zaman taşma şeyi varsa bunu da hemen şöyle geçiyorsunuz üzerinden. Ve yok ediyor böyle o görünümü, kötü görünümü. Transparan renkte dediğim gibi. Güzel bir ürün. Türkiye'de varsa mutlaka alın. Özellikle koyu renkli ruj sürüyorsanız genelde almanızı tavsiye ederim. Güzel, kurtarıcı bir ürün. Bunun da fiyatı 1 pound'tu. Daha sonra Urban Decay'e geçmek istiyorum. Urban Decay'den Naked paletini aldım. Daha doğrusu bana eşim bunu sürpriz olarak hediye almış. Haberim yoktu yani. O yüzden içerisinden şöyle 4 tane primer'dan çıkıyor. Ve kendisi şöyle, zaten biliyorsunuzdur. Şöyle tüm renkler. Çok istiyordum bu paleti. Benim Naked'lerden sadece elimde ikisi var. Bir de bu oldu. Üçünü çok fazla herkes, hani çoğunlukla okuduğum yorumlara ve izlediğim videolara göre çok fazla beğenmediklerini söylemişlerdi. O yüzden bu kesinlikle daha iyi olduğunu söyledikleri için bunu istiyordum. Eşim de sağ olsun bana hediye olarak almıştı. Daha sonra Perversion isimli şöyle, çok meşhur, o yazın çıkmıştı bu biliyorsunuz ki. Rimelinden aldım. Bunu da henüz açmadım. Bu arada bunun şöyle bir de yanında primer da mevcut. Şöyle ikisi bir arada satılıyordu ve ikisi 17 pound'tu. Bu arada Naked'in fiyatı 37 pound. Naked'ler burada 37 pound. Evet, 37. Bu ikisi 17 pound'tu ama bu bir ara böyleydi. Yani ikisi satılıyordu. Şimdi sadece bu 17 pound olarak satılıyor. Ay, sokamadım. Daha sonra Vice 3 paleti aldım.
şöyle bir çantası var. Bunu isterseniz makyaj çantası olarak da kullanabiliyorsunuz. Kendisi şöyle. Renkleri bu şekilde. Çok güzel renkleri var gerçekten. Bunlarla makyaj videoları gelecek. Bol bol gelecek. Kışın bundan sonra zaten artık makyaj videolarına birazcık ağırlık vermek istiyorum. Bunun fiyatı zaten üzerinde de yazıyor. 42 pound'tu. Ama %10 indirim vardı. Debenhams'tan almıştım bunu. %10 indirimle 37'ye falan geldi sanırım. Ve bunu aldığım zaman kız yanında bir tane ruj testerinden verdi. Bu da yeni çıkan Revolution lipstiklerinden. Hangisiymiş bunun? Rapture. Şöyle çok güzel bir rengi var. Çok çok hoşuma gitti. Gül kurusunda. Şöyle. Daha sonra yine bir İngiltere'de bulunan bir markadan bahsedeceğim. Soap & Glory. Belki duymuşsunuzdur ismini. Ben çok severek kullanıyorum ürünlerini. Şöyle bir Perfect Ten isminde 10 tane içinde rengin bulunduğu bir paletini aldım. Bu her yerde yok, her mağazalarında yok. Eşimle birlikte bir tatile gitmiştik. Oradaki mağazada düştü. Bunu görmüştüm ve oradan aldım. Şöyle çok güzel doğal tonlardan oluşuyor tamamen ve içerisinde 3 tane mat, geriye kalan hepsi ışıltılı renkleri. Ama çok kullanışlı. Şöyle çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı 16 pound olması lazım. Yine bu arada 3 al 2 öde kampanyası vardı bu Soap & Glory'de. O yüzden almışken dedim madem değerlendireyim. Daha sonra şöyle bir Glamour Push isimli şöyle bir setini aldım. Şöyle şurada bir aynası var. Şöyle. Şurada bir allığı mevcut. Şurada 3 tane farı var. Ki onlar da çok güzel renk gerçekten. Şurada bir fırçası var allığı sürmek için. Bir yine farları sürmek için ikili far fırçası var. Burada bir lip gloss'u, yanında bir maskarası ve onun yanında da bir eyeliner'ı var. Çok güzel bir paket. Bunun fiyatı 20 pound'tu ki 3 al 2 öde kampanyası vardı zaten dediğim gibi. Normalde tek bir tanesi 10 pound. Şu allığın, şu maskaranın, şu eyeliner'ın yani tek bir ürünün fiyatı dediğim gibi 10 pound ama şu koca palet 20 pound'tu. Çok çok iyiydi yani fiyatı. Bir de şöyle Sexy Motherfucker isimli 3 renginden oluşan şöyle lip gloss gibi olan ürünlerinden aldım. Bunun da fiyatı ya 8 ya 12 idi tam hatırlamıyorum. Şöyle metal bir kutusu var. Kutusunu atmayacağım yani. Çok güzel çünkü. Daha sonra yine Body Mist'lerinden aldım şöyle. Soap & Glory'nin kendine has bir kokusu var. Çok güzel böyle sabun gibi kokuyor adı üstünde. Bu da onun gibi kokuyordu gerçekten. Bundan aldım 100 mililitrelik bir ürün. Ve bunun fiyatı 2 ya da 3 pound'tu. Ve son markama geldik. Revolution markası. Mağazalara, buradaki mağazalara yeni geldi. İnternetten hep görüyordum bu ürünleri. Ancak hiç sipariş vermek gelmiyordu içimden. Çünkü bilmiyordum ürünlerinin nasıl olduğunu. Hani pigmentasyonlarını falan. Daha sonra buradaki drugstore'lara geldi. Ben de gelmişken denemek istedim. Bu yüzden de almak istedim. Ve gerçekten çok uygun fiyatlı ürünleri var bu markanın. Ve aynı şekilde MOA gibi mutlaka bunun internet sitesine de bakmanızı tavsiye ediyorum. Aşağıya linkini koyacağım. Bütün dünyaya gönderimi var ve shipping ücretleri gerçekten çok uygun. Tam hatırlamıyorum ama
gerçekten uygun fiyatlı oluyor. Belki bilmiyorum, onda zaman zaman ücretsiz shippingleri oluyordur. Mutlaka onları da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle bir güzel markayı mutlaka herkesin denemesini istiyorum. Çok güzel ürünleri var çünkü. Ve uygun fiyatlı dediğim gibi. İlk öncelikle şöyle Aqua Seal isimli likit göz bazından aldım. İlk defa hayatımda böyle bir ürünle karşı karşıyayım. Bilmiyorum sizler de görmüş müydünüz? Görenleriniz veya bilenleriniz varsa bana yazsın lütfen. Şöyle sıvı, su gibi. Şöyle göstereyim. Böyle görmüş olduğunuz su gibi bir ürün. Ama göz primer'ı, yani far primer'ı, göz değil, far primer'ı, bazı daha doğrusu. Bunu deneyimlerin başlığı altında ilk defa sizinle birlikte deneyimlemek istiyorum. Ne dersiniz, ister misiniz? İsterseniz mutlaka aşağıya yazın. Çok merak ediyorum çünkü nasıl olduğunu. Normal primer'lar mı daha iyidir yoksa bu mu? Bu arada bunun fiyatı 3 pound'tu. Denemek istiyorum mutlaka. Ama ilk defa sizlerin karşısında denemek istiyorum. O yüzden daha önce hiç denemedim. Bilmiyorum nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Daha sonra yine fırınlanmış highlighter'ından aldım. Şöyle çok güzel sedefli pembeli bir rengi var. Beyazlı böyle pembeli. Ama elimde açık highlighter'ım var. O bitince bunu geçeceğim. Bunun da fiyatı 3 pound'tu. Ve bu arada bunu da... mağazada 3 al 2 öde vardı. Onlardan faydalanarak aldım. Daha sonra şöyle bir allığını aldım. Bu da böyle çok tatlı gül kurusu renginde. Henüz açmadım pudra bu arada. İsmi Now. Now. Fiyatı 1 pound'tu. Daha sonra şöyle bir rujunu aldım ki bunu bir videomda kullanmıştım. Sanırım Fox Hawk saçını ve makyajını yaptığım videomda kullanmıştım. Şöyle çok siyaha kaçan bir mor, bordo. Şöyle çok pigmentasyonu yüksek bir rengi var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi siyaha kaçıyor. Herkesin kullanabileceği bir renk değil. Ben de bunu yani dışarıda kullanamam. Özel videolarım için almıştım zaten ki onu da videoda kullanmıştım. Bump Shade ismi ve 1 pound. Rujları gerçekten çok başarılı. Çok pigmentasyonu yüksek. Çok beğendim. Daha sonra şöyle blush contour, hem allık hem contour olan paletinden aldım. Paletlerin fiyatı çok uygun bu arada. Şöyle. Şurada bir aynası var. Ve renkleri bu şekilde. Çok tatlı değil mi? Yani pembe renklerine bayıldım. Çok kontrol yapabileceğim renkler yok açıkçası benim. Hepsini allık olarak kullanırım. Şurada bir aydınlatıcı gibi bir rengi var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok çok güzel. Bu paletin fiyatı 6 pound olması lazım. 6 ya da 4. Yani ya 4 ya 6. Yanlış söylemek istemiyorum. Sitesine girip oradan da bakabilirsiniz dediğim gibi. Ha bu arada ismini söylemedim o paletin. Sugar and Spice isimli bu paleti aldım. Daha sonra Hot Spice ya da Hot Spice nasıl diyorsanız. Rengindeki şu paletini aldım. Bu daha şeftali tonlarında. Yine dilerseniz kontür yapabilirsiniz tabii bu renklerle cildinize uygunsa ama ben hepsini dediğim gibi allık olarak kullanabilirim. Şu iki rengin içerisinde ışıltı yok, diğerleri ışıltılı. Şu yine aydınlatıcı olarak kullanılabilir. Çok güzel bir rengi var çünkü hepsine. Bu arada pigmentasyonları çok başarılı, orada denemiştim. Daha sonra Run Boy Run isimli bir far paletini aldım. Kart dolduğu için bilgisayara aktardım ve nerede kaldığımı tam olarak hatırlamıyorum ama en son sanırım far paletini gösteriyordum. O da Revolution'dan şöyle bir far paleti aldım.
Üste görmüş olduğunuz gibi tamamen mat. Şu sıra. Buradaki sırada görmüş olduğunuz gibi ışıltılı renkler ve hepsi doğal tonlarda ve bence kullanılabilir renkler olduğunu düşünüyorum. Bu arada pigmentasyonları çok güzel. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle şu rengini aldım ve Allah'ım yer kalmadı şuraya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tek dokundurmamla oluşan renk budur. Ben çok beğendim. Çok mu titredim bu arada? Bu renkleri gerçekten çok güzel. Umarım tozutma problemi de olmaz. Daha sonra aynı markaya ait bir firma daha var. O da I Love Makeup markası. Şöyle. Yani siteye girdiğiniz zaman ikisinin de ürünlerini görebiliyorsunuz. Bu firmanın özelliği çok ünlü high-end markaların yani daha pahalı markaların birebir aynı taklitini yapıyor. Yani mesela işte Tarte'ın paletlerinin aynısını yapıyor. Onun dışında Too Faced'in bu kalpli allıkları var. 3 renkten oluşan. Onların aynısını yapıyor. Yani bir sürü markanın birebir ürünlerini bulabiliyorsunuz. Ve gerçekten çok başarılı bir marka. Zaten aynı dediğim gibi Revolution markasıyla. Bu yüzden pigmentasyonları oldukça güzel. Şöyle 3 al 2 öde kampanyasından faydalanarak yine fiyatları çok uygun bunların da. 6 pound tanesi bunların. Siteye girdiğinizde bakabilirsiniz. Şöyle bir tanesi. Yani şöyle çoğu, bakın şöyle şey oluyor, görüyor musunuz? Şunu mesela Makeup Geek farlarından esinlenerek yapmışlar. Şöyle. Bunu da normal. Hemen bunları göstereceğim sizlere. Are the best thing paletini gösteriyorum. Şöyle fırçalarını alayım. Yine aynısı var. Kocaman. Renkler şu şekilde. Alt tamamen, şu iki sıra tamamen mat. Üstler ışıltılı. Çok çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gerçekten en güzel renklerin buluştuğu palet bence de bu. Çok uzun oldu video biliyorum. O yüzden çok hızlı hızlı geçiyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Daha detaylı oradan sizlere mutlaka ben gerekli açıklamayı yaparım sorduğunuz soruyla ilgili. O yüzden burada hemen hızlı hızlı geçiyorum. Şöyle bu Makeup Geek olan far renkleri bu şekilde. Biraz daha canlı renkleri tercih ettim burada. Ve hepsi ışıltılı bu renklerin. Şöyle bakıyorum. Şurada 3 tane mat var. Bir de şu pembe ve şuradaki koyu gri. Onun dışında hepsi ışıltılı. Çok çok güzel. Dediğim gibi fiyatları 6 pound'tu ve 3 al 2 öde vardı. Parental Advisory Exploit. Oops. Daha sonra şu ve son paletimi gösteriyorum. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok 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 güzel. Şuradaki mürdüme bayıldım özellikle. Bunda da yine mat renkler, bunda biraz daha fazla. Ama çoğunlukla ışıltılı renkler görmüş olduğunuz gibi. Ve kaçlı bunlar? 36'lı. Bu 36'lı. Bu yine 36'lı. Bu da 32'li. Şu 32'li. Ve hepsi 6 bantu. Yapmış olduğum yaz boyunca, yazın başından bu yana yapmış olduğum alışverişler bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Biliyorum birazcık uzun oldu.
Ama yapacak bir şey yok. Alışveriş videolarını sevenler için faydalı olacağını ve seveceğinizi düşünüyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Linkleri her zaman olduğu gibi aşağıda olacak. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve aynı zamanda videolarımı beğeniyorsanız, sosyal medyada paylaşırsanız ayrıca çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.